Şöyle bir an için duralım ve düşünelim. Sizi siz yapan şey ne? Hani yaşadığınız tecrübeler, kurduğunuz ilişkiler, içinde bulunduğunuz o anlar, kısacası sizi çevreleyen o bağlam. Peki ya bir yapay zeka? Onu o yapan şey ne olabilir? İşte bugün yapay zeka ile kurduğumuz iletişimi kökünden değiştirebilecek bir konuya, bağlam mühendisliğine birlikte dalıyoruz. Bakın, bu alıntı aslında her şeyin başlangıç noktası. Nasıl ki bizler, etrafımızdaki insanlar, yaşadığımız çevre tarafından şekilleniyorsak, yapay zekanın performansı da tamamen ona ne verdiğimize, yani sunduğumuz bağlama bağlı. Ama arada devasa bir fark var. İşte bu, tam da o kilit soru. Şöyle düşünün, biz insanlar satır aralarını okuruz, imaları anlarız, eksik parçaları kafamızda birleştiririz. Ama onlarda bu yetenek yok. İşte tam da bu yüzden, onlarla nasıl konuştuğumuz, nasıl iletişim kurduğumuz her şeyden ama her şeyden daha önemli bir hale geliyor. Hadi o zaman konunun biraz daha derinliklerine inelim. İlk durağımız bağlam sorunu. Bu en temelde insanla makine arasındaki o devasa anlama uçurumunu nasıl kapatırız? İşte bu mücadelenin adı. Şimdi karşımızda biraz akademik, böyle havalı bir tanım var. Kulağa biraz karışık geliyor, farkındayım. Ama inanın özü o kadar basit ki. Kısacası yapay zekanın işini düzgün yapmasını istiyorsan ona doğru bilgiyi doğru formatta vereceksin. Olay tamamen bu. Buradaki en ama en kritik nokta şu. Mesela biz birbirimizle konuşurken bir sürü şey havada kaparız, değil mi? Eksik cümleleri tamamlarız, sezgilerimizle boşlukları doldururuz. Ama yapay zekanın böyle bir lüksü yok. O ne verirsen onu alır. Bizim görevimiz de işte bu. O dağınık, belki de karmaşık bilgiyi alıp makinenin "Hah, tamam anladım" diyebileceği kadar net, pırıl pırıl bir hale getirmek. İşte bu çaba da bizi tam olarak bugüne, yani ajanlar çağı dediğimiz döneme getiriyor. Büyük dil modelleri, yani şu hepimizin kullandığı LLM'ler hayatımıza girince bağlamı yönetme oyunumuzun kuralları adeta baştan yazıldı. Aslında bu fikir öyle dün ortaya çıkmış bir şey değil. Düşünün, ta 90'larda makinelerle böyle çok katı, yapılandırılmış verilerle iletişim kuruyorduk. Bugün ne yapıyoruz? LLM'lere normal konuşur gibi talimatlar veriyoruz. Peki ya yarın? Yarın yapay zeka bağlamı bizden bile daha iyi kavrayacak belki de. İşte biz şu anda tam da bu ikinci evredeyiz. Yani 2.0 çağındayız. Eminim bu listedeki terimlerin çoğu size tanıdık geliyordur. Prompt mühendisliği, RAG sistemleri falan. Bunların hepsi günümüzde yapay zekaya, bak senden istediğim şey bu demenin modern yolları. Ama işte tam da bu tekniklerle ilgili dev bir yanılgının içindeyiz. Evet, şimdi geldik meselenin en can alıcı, en kafa karıştırıcı kısmına. Biz bu yapay zekaların gerçekten öğrendiğini mi düşünüyoruz, yoksa gözümüzün önünde oynanan müthiş bir illüzyon mu var? Şimdi dürüstçe kendinize sorun. Bir chat ekranında yapay zekaya bir şeyler öğretiyorsunuz. Bak böyle değil, şöyle yap diyorsunuz. Peki o bilgi kalıcı mı oluyor? Gerçekten öğreniyor mu? Cevap, emin olun, sizi biraz sarsabilir. Bakın, gerçek öğrenme dediğimiz şey kalıcı bir değişimdir. Tıpkı bisiklete binmeyi veya matematiği öğrenmek gibi. Beyninizde kalıcı yollar açılır. Ama bu dil modellerinin yaptığı şey, yani bu bağlam içi adaptasyon denilen olay, daha çok açık kitap sınavında kitaba bakmaya benziyor. Sınav bitip kitabı kapattığınız an her şey uçar gider. Çünkü modelin çekirdeğinde, o temel yapısında hiçbir şey değişmiyor. Garrett Sans'ın şu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, bu diyor bir bilgi birikimi değil, bu anlık bir istatistiksel esneklik. Yani evet, model o an için esniyor, şekil değiştiriyor ama bu kalıcı bir öğrenme değil, anlık bir uyum sağlama sadece. Peki bu ne anlama geliyor? Yapay zeka size yeni bir şey öğrenmiş gibi göründüğünde, aslında yaptığı tek şey o devasa veri okyanusunda daha önce gördüğü bir desene tutunmak. Mesela foton kelimesinin ne olduğunu gerçekten anlamıyor, sadece o kelimenin hangi diğer kelimelerle yan yana gelme ihtimali yüksek bunu biliyor. Hatta o kendi kendini düzeltme dediğimiz şey bile aslında arka planda sizin promptunuzu biraz değiştirip tekrar denemekten başka bir şey değil. Peki tamam, madem gerçekten öğrenmiyor, o zaman biz bu araçları nasıl daha iyi, daha güvenilir hale getireceğiz? İşte cevap. Yapay zekanın bu zayıflıklarını bir kenara itmekte değil, tam tersine bu zayıflıkları bir güç olarak kullanmakta yatıyor. Karşınızda substrat metodu. Bu söz aslında bütün düşünce yapımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Yapay zekaya bir şeyler öğretme çabasını bırakın, onun yerine
ona kusursuz, asla değişmeyen talimatlar verin. Peki ama nasıl? Cevap basit, referanslarla. Hemen size gerçek hayattan bir örnek vereyim. Yapay zekaya sürekli lütfen daha samimi yaz, kurumsal konuşma demek yerine bir kenara küçük bir dosya açıp kurallarınızı yazıyorsunuz. Bak, sinerji kelimesini asla kullanma, birlikte çalışmak de. Şu uzun anlamsız cümleler yerine kısa ve net ol. Sonuç ne mi oluyor? Yapay zeka artık o sıkıcı kurumsal metinler yazan bir robot gibi değil, gerçekten derdini anlatan bir insan gibi konuşmaya başlıyor. Ve bu sadece metin yazmak için geçerli değil. Asıl devrimi kodlama ve tasarımda yapıyor. Bakın, bu gerçek bir tasarım dokümanından alınmış bir parça. Modern bir his ver gibi yoruma açık şeyler yok. Her şey net. Rengin kodu bu, yazının fontu bu, animasyonun kuralı bu, tartışmaya yer bırakmayan kesin talimatlar. Peki bu netliğin sonucu ne oluyor? İnanılmaz bir şey. Yapay zeka artık sadece o anki görevi yapmıyor, sizin şirketinizin, sizin projenizin ruhunu, standartlarını, felsefesini yansıtmaya başlıyor. Neden? Çünkü artık her şey bir yerde, net bir şekilde yazılı. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bunu denemek için haftalarca beklemenize gerek yok. Yarın başlayabilirsiniz. Yapay zeka ile en çok zorlandığınız konu ne? Kod mu, üslup mu? Seçin birini. Hemen bir metin dosyası açın ve basit kurallarınızı yazın. Şunu asla yapma, bunu her zaman böyle yap. Sonra tek yapmanız gereken yapay zekaya, bu işi şu kurallarım.md dosyasına bakarak yap demek. İşte bu kadar. Toparlayacak olursak, bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders aslında bir zihniyet değişimi. Bakın, yıllardır ne yapıyoruz? Daha iyi promptlar yazmaya çalışıyoruz. Daha akıllı olsun diye uğraşıyoruz. Resmen yapay zekanın bizi anlaması için çırpınıp durduk. Meğerse yapmamız gereken şey bundan çok daha basitmiş. Ne istediğimizi o kadar ama o kadar net bir şekilde belgelemeliydik ki yapay zekanın yanlış anlama gibi bir lüksü kalmamalıydı. Ve André Figueira'nın şu sözüyle bitirelim. Çünkü her şeyi mükemmel özetliyor. Atılım diyor, teknolojik bir şey değil. Asıl olay, eğer sen yeterince netsen, yapay zekanın o kadar da akıllı olmasına gerek olmadığını fark etmek. Yani mesele daha zeki makineler yaratmak değil, daha net insanlar olmak. Düşünsenize, ya yapay zekanın o kilitli kapısını açacak anahtar, o en karmaşık algoritmalar değil de sadece her şeyi düzgünce bir yere yazmaksa. Bir sonraki bölümde görüşene dek bu basit ama bence devrimsel fikir üzerine biraz kafa yormaya ne dersiniz?